Bakma öyle ters ters. Hadi ara. Sor, elini kolunu bağlayan mı var? Hadi ara. Hadi sor bakalım, iftira mı değil mi? Pelin, bana böyle bir şeyin olmadığını söyle. Pelin. Sana bir soru sordum. Restoranın parası senin paranla mı ödendi? Bir şeyin olmadığını söyle. Hadi. Söyle. Böyle bir şey yok Sinan'da. Bülent. Bir şey söyleseniz oğlum, niye susuyorsunuz? Olsa çoktan verirlerdi zaten. Hadi sen de bırak artık numara yapmayı, yeni öğrenmişsin gibi. Baba lütfen. Sinan, ben... Ben gerçekten sana anlatacaktım. Yaptınız yani. Baban doğru söylüyor, öyle mi? Bizim başka çaremiz yoktu. Yani sen üzülme diye. Ben üzülmeyeyim diye, öyle mi? Şu an düştüğüm durumdan daha kötü bir durumda olmazdım herhalde. Sinan çok özür dilerim. Geçti. Artık geçti. Sinan. Sinan. Bülent, Bülent ne olur, ne olur dur gitme. Şunu keselim öyle git, tamam mı? Başak, şimdi ne istiyorsun? Sinan lütfen dur. Ne var Pelin, ne var? Sinan bak. Her şey aniden oldu. Tamam mı? Gerçekten sana anlatacaktım ama... Ama ne? Ne Pelin? Böyle bir şey söylemeni engelleyecek ne olmuş olabilir? Tepkinden korktum. Bu halinden korktum. Sinan, bak gerçekten denedim. Kaç kere denedim ama yapamadım. Anlatmak istedim sana. En son bütün cesaretimi toplayıp geldiğimde de... ...bana evlenme teklif ettin. Ne yapabilirdim ki? Sinan, anla beni ne olur. Sen de aynı şeyi yaşadın. Evlilik oyunu söyleyemedin bana. Biz ondan sonra birbirimize yalan yok diye söz vermedik mi Pelin? Söyleyecektim. Söyleyecektim. Hayatımda güvendiğim iki insan. Biri ortağım, biri de sevdiğim kadın. Hiç mi düşünmediniz bu ortaya çıktıktan sonra ne hissedeceğimi? Sinan gerçekten çok üzgünüm. Gerçekten çok üzgünüm. Keşke restoran elimden gitseydi de... ...burada az önce yaşadığım şeyleri yaşamış olmasaydım. Sinan! Sinan! Evet. Bu maskaralık da ortaya çıktığına göre konuşacak bir şeyimiz kalmadı herhalde. Efendi, efendi. Sen hala aynı telden mi çalıyorsun ha? Duymuyor musun oğlumun ne dediğini? Hiçbir şey bilmiyorum diyor. İyi numara be. Hem kızımın parasını al hem de haberim yoktu de. Bir şey söyleyeyim mi? Melia teyze bu lafı affetmez. Baksana sen hanım. Benim oğlum senin parana minnet etmez. Besbelli ki senin kızın kancayı takmış oğluma, gönlünü alabilmek için de para vermiş. Gün gibi ortada. Bak şimdi söyle ablam nasıl çıkıyor gelişine. Kızım oğlunun offshore hesabı olmuş be. Sen neden bahsediyorsun? İnsanda biraz utanma olur pes. Sen utanmayı önce kızına öğret hanım. Görmüyor musun? Oğlum arkasını dönmüş. Hiç müdanasız gidiyor, senin kızın da arkasından koşuyor. Oh! Bu kavga bitmez. Bitmez bu kavga. Onu bunu bilmem de... ...bunu
bunlar bu saatten sonra nasıl barışacaklar? Çok kötü oldu değil mi? Ama bence bu şekilde duyması tabii kötü etkiledi. Öyle duymamalıydı ya. Ama artık her şey çok güzel olacak. Pelişim. Çok üzüldü. Yani Pelin sen de zamanında söyleseydin şimdi bu kadar kızmayacaktın. Vur Bülent. Sen de bana vur. Haksız mıyım yani şimdi? Çok uzattın Pelin. Çok uzattın. Ya hadi birazcık da güzel şeylerden, iyi şeylerden bahsedelim. Mesela bizim birazcık ara verdiğimiz söz nişan bir arada durumundan. Ha, ne dersiniz? Sen söyleseydin o zaman. Niye bugünü bekliyorsun? Sen söyleseydin önceden. Bak Pelişim, sana söz veriyorum. Şu kurdeleyi keserim. Sana yutturacağım ben. Küslük müslük kalmayacak ha? Ya Pelin bak. Başak sen bunu ne ara taktın ya? Ya ben birazdan canıma kıyacağım diyorum. Siz beni duymuyorsunuz mu ya? Ya hayalet gelin mi oldum ben? Senin kankan, iş ortağın, en yakın arkadaşın gidiyor. Sen hala kendi derdindesin Bülent. Pelin, ben Sinan'ın derdindeyim. Arkadaşım mutsuzken ben nasıl mutlu olayım ya? Yapayım. Ne yapayım ya? Ben ne yapayım? Sizin dikkatinizi çekmek için atayım mı kendimi? Başak sen de şunu balık gibi çekip durma Allah aşkına ya. Bir dur. Bak atıyorum kendimi. Bak atıyorum kendimi. Başak şunu çekme. İyi. Al hadi attım. Başak! Aa! Başak! Attım. Yüzün nerede? Yüzün parmağında mı? Parmağında tamam. Yürüyün hadi gidiyoruz. Hadi selametle, hadi selametle. Buraya kadar gelmeniz kabahat zaten. Bana bak kadın. Anneciğim, vallahi tansiyonu fırlayacak. Boş ver sen. Ben bilsem sizden kız isteyeceğimizi, buraya adım mı atar mıydım hiç? Biz de bayılmıştık size çünkü. Hadi, hadi evinize, hadi. Size kızımız vermek yok. Biz de sizden kız almıyoruz. Boş laf bunlar. Hah. Anneciğim bakma sen onlara. Hadi biz gidelim. Bana bakın bundan sonra benim baş düşmanımsınız. Anlaşıldı mı? Baş düşmanım sizlersiniz. Sizden kız almak vermek değil. Çölde kalsanız su yok size be. Sizin bir damla suyunuza muhtaç olacağımıza ölürüz daha iyi be. Ah, al 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 al. Bunu da alın bu çirkin şeyi gözümün önünden. Aa, mis gibi gondolu beğenmedi. Dünya kadar para verildi ona hanımefendi. Yavrum, o nereden anlasın? Hayatında böyle değerli şey mi gördü? Sonradan görmüş. Ay, bana görgüsüz diyene bak. Sen kendine bak. İlahi. Yürü kız. Hadi, hadi gidin. Hayret. Yalnız deplasmanda iyi savaştılar. Ama galip henüz belli değil. Galibiyetin kimin olduğunu bilmiyorum da kaybeden yine sevenler oldu yani. Hadi aşkım ver elini. Ya. Hadi Bülent, bırak o kızı, o almayacağız. Gel hadi bakayım. Yürü. Nasıl almıyoruz ya? Aşkım sen iyi misin? Daha iyi olamaz. Tamam, siz burayı şey halledin, tamam hadi. Bülent bana. Dur, dur. Bana bak Meral, sen de yürü hadi. Fantazi müziğim bile kifayetsiz kaldığı zamanlardan geçiyoruz yarim. Bizi ancak ölüm ayırır. Çocuklar! Çocuklar! Gelsenize! Su çok güzel! Hadi gelin! Evlenemeyeceğim galiba. Olmayacak herhalde. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.